Geçen ders yaparken yazdığımdan emin olmadığım tekrar yayına dönüp şey yayın kaynağa dönüp yeniden bulup tekrar yazdığım bir soru. Onu ben hızlıca bir çözeyim size. Okuyorum. Logaritma f(x) fonksiyonu logaritma x eksi 2 tabanında eksi x kare artı 5x artı 6. Fonksiyonunu tanımlı yapan x doğal sayılarının toplamı nedir? Evet, karşımdaki ekranda da hiçbir şey kalmadı. Ben artık böyle yürüyeceğim. Şunu biliyoruz. Logaritmanın var olabilmesi için gerek yeter 3 koşul vardı. Bunlardan ilki tabanı sıfırdan büyüktü. Tabanı birden farklıydı. Ve logaritması alınan ifade sıfırdan büyüktü. Eksi x kare artı 5x artı 6'nın her koşulda daima her zaman sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Üçüncüden başlayıp bir öncekilere gideyim isterseniz. Eksiyle çarpıyorum. Bu benim tercihim, alışkanlığım. X kare eksi 5x eksi 6. Eksi sayıya çarptığında eşitsizlik yön değiştirdi. Çarpanlarına ayırdık. Bunu yaptım sanıyorum ama tamamlayıp tamamlamadığımı bilmiyorum. Şu anda zaten sağlıklı bir yayında değiliz. O yüzden yapmış olsam daha ki yaptığımı sanıyorum. Soruyu tekrarlıyorum. X artı 1 küçük olmalı 0. Buradan eşitsizlik tablomuzu yaptığımızda eksi 1. Ben biraz daha üste aldım kağıdı. 6. Batuhan sık sık ses ver bana. Tamam. Çünkü böyle karanlıkta iğne arar gibiyim. Artı, eksi, artı sıfırdan küçük olduğu yerdeki doğal sayılar. Sıfır var orada. Ama şu koşulları netleştirelim, öyle gidelim. Üste çıktım birazcık. Buna bakarak söylüyorum. X değerleri 2'den büyük. Buna bakarak söylüyorum. X 3 değil. Tekrar aşağıda kaldığım yere indim. Bu aralıkta yukarıda belirtilen koşulları sağlayan doğal sayıların toplamını yapacağım. Orada bir var. 2, 1 yok. Çünkü 2'den büyük demiştik. 2 yok, 3 yok, 4 var, 5 var. Topla 9 oldu. Batur Alp. Hocam bir de birazcık daha sola getirseniz tam ortalanmış olur. Ol. Tamam. Şimdi bugün yapmanı istediğim şey hostluktan çok biraz şoför muavinliği gibi. Sola gel, sağa git, Tamam yukarı tamam. çık, aşağı in Tamam. gibi. Birazcık Tamam. aşağı indirirseniz iyi olur aynen. Tamam. Kulağım Azıcık sende. daha. Tamam, bu Tamam. sayfaya geçiyorum. Daha önce görmüştünüz bunu. Bunu Tamam. yazmanızı falan beklemiyorum. Şimdi önceki derste kaldığımız yer yanılmıyorsam burası. Yanılmıyorsam burası. Biz derse üstel fonksiyonla başladık. Üzerinde işlem yaptık. Sonra bu fonksiyonun tersine logaritma fonksiyonudur dedik. Üzerinde işlem yaptık. O kaldığımız yerden yürümeye çalışıyorum. Bunu konuştuk. Şu an elimde tuttuğum kağıdı detaylıca konuştuk. Doğal logaritma nedir? Bayağı logaritma nedir? Ya da onluk logaritma nedir? Bunları konuştuk. Bir, iki de örnek yaptık. Örneğin arkasında görünen örnek. Bunu da yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet. Öğrencilerin bu konunun sevdiği, en sevdiği bölümler buralar. Logaritma fonksiyonunun özellikleri neymiş? Bir kere logaritma konuşulabilir olması için A.
Bu birazdan taban olacak. Pozitifti, bir değildi. B, birazdan logaritması alınan sayı olacak. O yüzden pozitif. M ve N, reel sayılar. Burada A tabanında A daima 1'miş. Evet, logaritmayı ortadan kaldırsan, Hocam nasıl yapıyorduk onu? Şöyle yapıyorduk. Bu A bunun altına geldiğinde soldaki logaritma gidiyordu, bu kalıyordu. Evet, gayet mantıklı bu yazdığım. Sonra 1'in her tabanındaki logaritması 0'mış. Öyle mi acaba? Evet öyle. Logaritmayı ortadan kaldırdığınızda nasıl yapıyorduk? Böyle yapıyorduk. 1 burada, A üzeri 0. Her sayının 0. kuvveti 1'di. Hocam hani 0 üzeri 0 belirsizdi? Ama A zaten 0 olamıyor ki. O yüzden bunu konuşmayacağız burada. Gelelim özelliğe, özelliklere. Şimdi ben burada yazanları yeniden yazacağım. İlk yazılan şey logaritma A tabanında, B üzerine ifadesi. B üzerine ifadesinde üst üst sayının logaritması alınırken üst başa çarpan olarak geçiyormuş. İspatları var. Önemsemiyorum ama. Üst başa çarpan olarak geçti. Buyurun. Sonra tabanda bir üstü sayı varsa logaritma A üzeri M tabanında B. Bu durumda tabanın üzerindeki üs başa bölüm olarak geçecek. 1 bölü M çarpı logaritma A tabanında B. Batu ses ver. Ses kalitesi, görüntü kalitesi iyi mi? İyi, iyi, çok iyi. Sıkıntı i̇yi, yok. Tamam. Sonra sizin deyiminizle konuşayım, sizin dilinizle konuşayım. Combo yapayım şimdi burada. Oyunlarda çok kullanıyorlar ya. Birleşik hareketler galiba öyle diyorlar bunlara. Hem tabanında üs olsun, logaritma A'nın üzerinde M olsun. Aynı zamanda logaritması alınan sayı da üslü sayı olsun. B üzeri N olsun. N başa çarpan M başa bölüm olarak geçer. N bölü M tabanın çarpımında logaritma A tabanında B olur. Tamam. Kağıtta anlatılmak istenenler bunlardı. Bunları biliyorsunuz. Biraz bunların üzerine soru çözeceğiz. Kağıtlarınız, kalemleriniz yanınızda olsun. Evet, şimdi Batuhan'a okuttuğum soru. Biraz aşağı alıp çerçeveyi oturtmaya çalışıyorum. Tamam, düzeldi, düzeldi. Sıkıntı yok. Tamam. Logaritma taban kök 3. Koşullara uygun zaten. Onun içinde logaritma 4. dereceden kök içerisinde 4 ve logaritması alınan ifade kök 8. Şimdi ben bunları daha iyi bildiğim bir zemine, yani üstü sayılar zeminine çevireyim. Kök 3 sayısı 3 üzeri 1 bölü 2. Kök 3 sayısı 3 üzeri 1 bölü 2. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2. Tamam. Sonra logaritma taban 4 üzeri 1 bölü 4. 4 üzeri 1 bölü 4. 4 dediğimiz, ya da bir sonraki adıma saklayayım onu. 4 üzeri 1 bölü 4. Kök 8 dediğimiz 8 üzeri 1 bölü 2. Şöyle yapalım. Bu 1 bölü 2 başa bölüm olarak. Bu 1 bölü 4 başa bölüm olarak. Bu 1 bölü 2 başa çarpan olarak geçecek. Şimdi kağıt biraz karışacak. Biraz daha dikkatli bakmaya çalışın.
1 bölü 2 başa bölüm olarak geçecek demiştim. Al geçsin öyle. 1 bölü 1 bölü 2. Logaritma 3 tabanında. Yürüyelim buradan. Bu 1 bölü 4 başa bölüm olarak geçecekti. Geçsin 1 bölü 4. Şu 1 bölü 2 başa çarpım olarak geçecekti. Devam. Logaritma 4 değil de logaritma 2 kare yazalım. 8 değil de 2 küp yazalım. Bu bölüm 2. Biraz üste çıkıyorum şöyle. O bölüm 2 çarpı logaritma 3 tabanında. Burada sayılar takla attı, böldü, bölüştü, 2 oldu. Şuradaki 2 başa bölüm olarak geldi gördüğünüz gibi. Umarım tabii. Buradaki 3 başa çarpan olarak geldi gördüğünüzü umduğum gibi. Burası logaritma 2 tabanında 2 oldu. Az önceki kağıttaki özellikler gereği bu 1. Burası 3. Biraz daha üste çıktım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. O 1. Yanıt 2 oldu. Ara vaktimiz geldi ama hayır, yapmayalım bunu. Dersleri 5 buradan 5 oradan uzatalım. Hatta 10 dakikaya yakın uzatalım. Devam ediyorum. Teknolojinin bize yaptığı tamam, bu hainliği ne yapalım? Evet, bu sayfayı geçtim. Yeni sorumuz. Bugün biraz aritmetik işlemler yapacağız. Biraz. Evet, ben okuyorum. Logaritma taban yazılmamış. O zaman bu ondalık logaritma ya da bayağı logaritma. Tabanı 10. Alışalım. Ama bu soru için yazayım. 10 tabanında 1000. 8 tabanında 2. Elen özel bir logaritmaydı. Doğal logaritmaydı. Logaritma E tabanında demekti. Şimdi üstlü sayı işlemleri yapacağız. Başlıyorum. Logaritma 10 tabanında, logaritma 10 tabanında 10 üzeri 1, 2, 3 tane sıfır var. 10 üzeri 3 artı. Logaritma, şimdilik yavaş gidiyorum. Hem önümü göremediğimden hem de konuların başı olduğu için. Hızlanacağız elbette. Logaritma 8 demek, 2 küp demek. 2. Bölü çizgisini tam yerine oturtmaya çalışayım. Elen. Yani logaritma E tabanında. Burası E üzeri 1 bölü 2. Üst kata çıksa bu E üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Burası 3'ün 3. kuvveti. Logaritma 3'ün 3. kuvveti. Taban bu. Logaritması alınan ne? 3'ün karesi. Evet. Bu adımda hızlanacağım biraz. 3 başa geçti. Logaritma 10 tabanında 10 oldu. 3 başa bölüm olarak geçti. Logaritma 2 tabanında 2 oldu. Orası 1 oldu. Eksi 1 bölü 2 başa geçti çarpan olarak. Elen E oldu. O 1 oldu. Burada da 2 çarpan 3 bölüm olarak geldi. İşlemin sonucunu size paslıyorum. Ya da küçük yapayım ya. 10 bölü 3 var burada. 1 bölü 6 var burada. İşlemler sonucu 20 çıktı. Şu 20 bu bölümü böyle biraz daha üste sokayım.
Sayfayı geçiyorum. Yalnız bak bu işlemleri benden önce siz yapmayı deneyin. Bir sonraki örnekte öyle olsun. Batuhan. Evet hocam. Bugün WhatsApp üzerinden gönderdiğim PDF'ler sağlıklı şekilde ulaştı mı elinize? Ben bakmadım, bakayım. Evet, tamam. Gelmiş hocam. Tamam. İki tane atmışsınız galiba. Onlardan bir tanesini göndermek 2 saatten fazla sürdü. Saniyede gitmesi gereken şeyler 2 saatten fazla sürdü. Buyurun şu işlemi benden önce bir girişin. Başlıyorum. Üstü sayılar işlemleri. Biraz ortasını alayım sayfanın. Evet, bu 5 içeri 3'ü kuvvet olarak alacak. 5 üzeri 3. Ve içeride bekleyen 25. 25 nedir? 5 karedir. Birleşince 5 üzeri 5 olurlar. 5 üzeri 5 şuradaki kökün içerisine 5 üzeri 5 idi. Kuvvetini üzerine alır. 5 üzeri 20 olur. Ve bu 125 ise 5 küp olduğundan eşitliğin içinde 5 üzeri 23 bulunur. Bir adım yazıyorum. Logaritma 5 tabanında kök, temizledik bunun içini, küp kök, bunun da içini temizledik, 4. dereceden kök, hepsini birden en sona koyduk, 23 tane 5'in çarpımı oldu. Hatırla, şurada yazılmamış 2 var. Kök derecesini teklerken, tek bir taneye indirirken 2 çarpı 3 çarpı 4 24 oldu. Logaritma 5 tabanında 24. dereceden özür 24. dereceden kök içerisinde 5 üzeri 23. Bunu da hatırla. Bunu da hatırla. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 23 bölü 24 oldu. Bu başa çarpan olarak geldi. 23 bölü 24. Logaritma 5 tabanında 5, o da 1. Şimdi bir ara verebiliriz. Tamam hocam. Ara sonrası ben yine kendi telefonumdan deneyeceğim. Çünkü içerisinde benim bu Derya hocamın telefonu sağ olsun. Hemen acil pratik bir çözüm üretti. Çünkü değişik geniş hacimli sorular var. Onları çözerken bu PDF'e ihtiyacımız olacak. Sizin WhatsApp grubunuzu açıyorum ben. Sizin WhatsApp grubunuz gördüm, bastım. Şu an ben ne yaptığımın farkında değilim. O yüzden Batuhan. Sizin gözünüz olurum hocam. Efendim? Sizin gözleriniz olurum, merak etmeyin. Tamam. Gökçen hocam. Bir gelebilir miyiz ya? Şu ben size ekrandan bir görebilsem kendimi. Ya sen oradasın değil mi? Giriyorum da ben de baykadan tamam. Bakabilirim. Tamam, tamam olsun. Evet, şöyle bir soru var. Davranana gelmedim ama. Henüz buralara gelmedim, buralara gelmedim. Bir tane soruda bir test etsek kendimizi.
Örneğin bu soru ya benim için gerek yok aslında. Ekrandan ne olacak onu anlamak için bu soruyu da çözeceğim. Güzel olacak mı? Bir göreyim. Bir göreyim. Bu soru fazladan test amaçlı soruluyor. Bilginiz olsun. Bu iki küp o iki küp ayar yapayım biraz. İkinin küpü içeri girdiğinde kökün derecesini kuvvet olarak alacak. 2 üzeri 6 olacak. Orada bekleyen 4 ile yani 2 üzeri 2 ile birleşecek. 2 üzeri 8 olacak. Sonra bu 2 üzeri 8'i de yolcu edelim. Nereye? En içteki köke. O oraya giderken kökün derecesini yani 2'yi üstüne alacak. Kuvvet olarak aldı. Ve 2 üzeri 16 haline geldi bu. Ekran kaymıyor. 2 üzeri 16. İçerideki 2 ile beraber 17 tane 2 oluştu. 17 tane. En içte karekök vardı. Onun yanında da bir karekök vardı. Daha dışta da bir karekök vardı. Dereceler bildiğiniz gibi 2, 2, 2. Çarpıldı burası. Çarpıldı. 8. dereceden 8. dereceden 2 üzeri, kök içinde 2 üzeri 17 oldu. Tabi başta logaritma 2 var. Yazmamışım logaritma 2. Çok kötü çözdüm. Logaritma 2. Yer kalmadı. Alperen söyle ne oluyor? Nasıl gidiyor? Hocam şu anda gayet güzel. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle mi? Oo iyi. Tamam. Davul. Tamam o zaman. Görmeme gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman biraz bunun üzerinden gideceğim. Bunun üzerinden gideceğim. Bu da bana pislik yapmazsa eğer. Tamam. Yazışmaları okuyor musunuz? Buradan çıkıyorum. Zoom'a gireceğim şimdi. Zaten yaptığım her şeyi görüyorsunuz. Ekrana geçiyorum kameraya. Evet. Şimdi kamerayı bir sabitleyeyim ben. Şu an yine ekranı karşımda görebileceğim bir monitör yok. Hem Batuhan'ın söylemleriyle hem kendim arada bir kontrol ederek oraya buraya bakarak yine idare etmeye çalışacağım. Evet. En son bu örneği çözdük. 23/24 çıkan örneği. Sonra yeni kağıda geçiyorum. Evet. Bu da bildiğiniz bir şey. Bunu da ben özellikle yapmak istiyorum. Diyor ki burada üstte yazar şey uygun koşullar altında. A böyleyken B, C böyleyken 50 kez konuştuk gerek görmüyorum. Diyor ki bir tabanda iki ifadenin logaritmik olarak çarpımı A tabanında B ile C'nin çarpımı çarpanların ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Çarpanlarının ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Aslında bu kendi içinde bölümün logaritmasında eksili olduğunu söyler. Logaritma A tabanında B bölü C. Yani logaritma A tabanında B çarpı C üzeri eksi 1 de yazabiliriz. Üste görüldüğü gibi çarpımın logaritması çarpanların ayrı ayrı logaritmaları toplamlarına eşit. Yani logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C üzeri eksi 1 üzeri eksi 1 gelir buraya oturur. Tamam.
Biz şimdi bölümün logaritmasının böyle, çarpımın logaritmasının şöyle olduğunu hatırladık. Bunlarla ilgili elimde örnekler var. Paylaşayım sizlerle. Örneğim, ilk örneğim şu. Yine ekranda sığdırma sıkıntısı yaşıyorum. Küçük bir ayar belki halledecek. Evet, ben okuyayım. Kağıdın sağ tarafı görünmüyor sanıyorum ama okuyacağım. Aynen hocam, gözükmüyor. Logaritma 5 tabanında 6 bölü 5. 5 tabanında 6 bölü 7 bölü 6. 8 bölü 7. 8 bölü 7. En son yazan terim logaritma 5 tabanında n artı 1 bölü n. Bu toplam 1'e eşitse diyor, n kaçtır diyor. Hadi bir deneyin. Biraz size zaman. Hocam birazcık daha sola çekseniz aslında tam gözükür ya. Yeterli bu kadar zaman. Ayrı ayrı terimlerin logaritmaları alınmış ve toplanmış. Az önce gördüğümüz gibi o toplamı çarpıma da çevirebiliriz. Yani yine biraz sola çekeceğim kağıdı. Sağ taraf görünmeyecek ama geri döneceğim. Logaritma 5 tabanında bu 6 bölü 5. Artıyı da artık çarpı. 7 bölü 6, 8 bölü 7, sıkıldım devam edip sonuna kadar geleyim. N artı 1 bölü N, bu çarpımın logaritması 5 tabanında alınmış ve 1'e eşit bulunmuş. Gördüğünüz gibi burada sadeleştirmeler var. 6'lar, 7'ler, 8'ler. Doğru yazmışsak şuradaki N'ler de birbirini götürmeli. Logaritma 5 tabanında n artı 1 üstte sağ kaldı. 5 de alt bölümde paydasında kaldı. 1. Kurtul logaritmadan. Nasıl kurtuluyordun? Bunu üstü sayının tabanı olarak yazıyordun. N artı 1 bölü 5 eşittir 5 üzeri 1. Çarpıştı 25, 1 çıktı, 1 çıkınca da 24 kaldı. Arkadaşlar bu bizim hedef konumuz. AYT'de bizim hedef konumuz. Buradan soru kaçırma lüksümüzün olmaması lazım. Son dönemde birkaç tane böyle değişik atraksiyonlu sorular soruyorlar. Başka konulara çok bağlantılı sorular soruyorlar ama tüm AYT kapsamı içerisinde öğrencilerin hem keyifli bulduğu hem de kolay bulduğu bir konu bu. Ve çok da örneğin trigonometriye, örneğin analitik geometriye ya da geometriye çok bağımlı bir konu değil. Çok da fazla temel istemiyor. Bu konudan kaçırma lüksümüz yok ona göre. Geçiyorum, kağıdı geçtim. Yeni bir kağıda geçelim. Evet. Hocam sola. Tamam görüyorum. Biraz daha. Şimdi sevilmeyen türden, pek içinde sayı olmayan sorular. Çoğunlukla sevmiyor öğrenciler. İki tabanında x a'ya eşitmiş, iki tabanında y b'ye, iki tabanında z c'ye eşitken
İki tabanında şu arkadaş neye eşittir diyor. Kolay gibi. Bu sorular kolay, keyifli ama bir handikap var. Kolay, keyifli derken dikkatimizi üzerinden ayırmayalım. Çünkü işlem hatası yapabileceğimiz soruları götürür. Bu sorunun değeri benim gözümde 1.25. Doğru yapabileceğiniz bir soru. Dikkatsizlik yaparsanız doğruyu hatalıya çevirirsiniz. Ben başlıyorum. Önce verileni, verilen ifadeyi artılı eksili olarak yazacağım. Hocam ne diyorsun? Bak şunu diyorum. Logaritma 2 tabanında x küp artı, niye artı? Çünkü çarpan var. Logaritma 2 tabanında y üzeri 4 var. Eksi, nereden çıktı bu eksi? Bölüm olduğu için. Logaritma 2 tabanında z kare. Sizin bildiğiniz, bugün tekrarladığımız gibi, bu 3 çarpan, bu 4 çarpan, bu 2 çarpan olarak başa geçmeli. Geçti. 3 çarpı logaritma 2 tabanında x. Uzatmaya gerek yok. Burada yazıyor. Logaritma 2 tabanında x a'ymış. A artı. Uzatmaya gerek yok. Tekrar tekrar yazmayalım. 4 çarpı logaritma 2 tabanında y'ye soru b demiş. Eksi. 2 tane c oldu. İstenen ifade bu oldu. Gördüğünüz gibi iyice dağarcığınıza sokmak için bekliyorum. Not olanlar da olabilir. Ben kağıtları düzenli notları haline dönüştürmüyorum. Bu benim defom ama bu durumda da çok bağımlı ve mahkum kaldığımı hissediyorum. O yüzden buradan idare edin. Bir yandan da zaten videonuz her gün yükleniyor tekrardan. Geçiyorum soruyu. Yeni sorumuz. Yine antipatik duran bir soru. Tabanda bir şey yazmıyor. Bu demektir ki bu ondalık logaritma, on tabandaki logaritma. 2'nin yaklaşık değeri, ki bu da irrasyonel sayıdır, sonu yoktur. Bizi çok ilgilendirmiyor. 3'ün logaritması yaklaşık olarak böyle. Bu durumda 45'in logaritması yaklaşık olarak nedir? Birkaç yol olabilir. Herkesin bir genel yolu vardır. Eğer güvenli şekilde kendi yolunuz varsa değiştirmeye çabalamayın. Ben de kendi yolumdan dönmeyeceğim. Ben de kendimi güvende hissettiğim işlemlerle devam edeceğim. 45'i alacağım, parçalayacağım. Bizi bekleyen küçük bir problem var. 45'in içerisinden 5 gelecek. Bizim 2 ile ilişkilendirmemiz lazım. 3 ile o kolay. 3 ile ilişkilendirmek kolay. 45'i yazıyorum. Logaritma 45. Tabii ki taban 10. Logaritma 3 kare çarpı 5. 9 kere 5. Bu. Ayrı ayrı logaritmalarını aldım. 3'ün kuvveti başa çarpan olarak geçti. Logaritma 3. Buraya da logaritma 5 yazmam lazım. Fakat bana soruda diyor ki logaritma ikili bir şey yaz diyor. 10 tabanındayız. Elimizde 5 var. İkili isteniyor. Bir daha, tabanımız 10, aradığımız 5, elimizde bir de 2 var. Yani soru bize şunu bas bas bağırıyor. Logaritma 10 tabanında 5 yerine 10 bölü 2 yaz. Sonrasında oraya yetmeyecek çözüm için kalan yer. Ben de hemen burada küçük bir hile yapacağım. Evet. Şimdi bu 2 çarpı logaritma 3 neymiş? 0 virgül
477. Tabii bunlar yaklaşık değerler. Logaritma 10 bölü 2. Logaritma 10 eksi logaritma 2. Logaritma 2 de 0,301'miş. Şu gördüğünüz logaritma 10. Evet, tam sayılar olarak bizim elimizde. Şurayı bir çarpalım. Bu çarpımlar da beni çok üzer ama 14 bir elde, 5 bir elde, 9 galiba. İnşallah beceriyorumdur. Sonra şunun içine katayım. 3,954. Buradan 0,301. Aramızda kimya dersi gören arkadaşlar var. Ben üniversite hazırlarken en sevmediğim derstir. Çünkü bu ondalıklı sayılarla işlem yapmaktan nefret ediyordum. Başarısız oluyordum. Şurası da 6, burası da 3. Sanıyorum budur. Değilse de önemli değil. Bizim işimiz buradaydı. Bunlar senin, sizin işiniz, benim değil pek. Evet, yeni bir soruya geçelim. Yeni soruyu da bu kağıdın altına yazmışım. Bu da oldukça tanıdık gelmesi lazım. Aşağı yukarı piyasadaki her yayında buna benzer sorular soruyorlar. Evet, verilen 7 tabanında 48 faktöriyel, sorulan 7 tabanında 49 faktöriyel. Bilenler için, bu işleri daha önce çözmüş olan arkadaşlar için çok kolay bir soru. Beraber sıfırdan öğreniyor olsak da kolay bir soru olmalı. Bunu burayla ilişkilendireceğim. Faktöriyel, öncekilerin 1'e kadar çarpımları. 49 faktöriyel var. Burada 48 faktöriyel var. Logaritma 7 tabanında 49 faktöriyeli 48 faktöriyele benzeteceğim. 49 yola çıktım, geriye doğru gidiyorum. Çarpı 48. Çarpı 47, 46 nokta nokta 1. Onlar böyle kısaca gösteriliyordu. Logaritma ifadesi çarpımı toplamlara dönüştürüyordu. Logaritma 7 tabanında 49. Logaritma 7 tabanında 49 artı logaritma 7 tabanında 48 faktöriyel ki bunu A olarak vermişler bize. Bu A. Bu da kağıdın sonuna geldik. Birazcık adım atlıyorum. 49 dediğin şey 7'nin karesi. Zihnini de canlandır. Bak herkes yazsın, kafasında yazsın, kalemsiz. 49 yerine 7 kare yazdık beraber. 7 karedeki 2 başa düştü. 2 çarpı oldu. 7 tabanında 7 oldu orası. 2 başa gelmişti. 7 tabanında 7, o 1 oldu. Artı A. Sorulan A artı 2 imiş. Göz atıyoruz iyice. Sorusu olan elini kaldırabilir. Sözü olan söz isteyebilir. Dersin sonunda zaten sizlere bir söz vermeye çalışacağım. Evet, sayfayı geçiyorum. Yeni sorumuz mu, konumuz mu? Bakalım. Oo. Zorca bir soru. Hemen psikolojide oynayayım ben sizin. Şimdi aynı anda bu kağıda sığmayacak. Görüntü bulanıklaştı mı Batuhan? Yok hocam, güzel. İyi bari. Bu bizdeki, sizdeki şanssızlık niyedir ya? Kurşun mu döktürsek ne yapsak? Bir önceki haftaki dersimiz çöpe gitti neredeyse. Az kalsın bugün de öyle oluyordu. Şimdi ben okuyayım. Bayağı bir kalabalık bir şey. Logaritma tabanında 5 eksi kök 24. Logaritmasal olan ifade 5 artı kök 24. Devam. Eksi 2 çarpı logaritma tabanında 7 artı kök
4 kök 3 özür. Logaritma sağlanan ifade 7 eksi 4 kök 3. Düşünmeniz için, kalem bırakın, boş verin bu soru için. Düşünmeniz için bir parça zaman tanıyayım size. Soruyu hangi kitaptan aldım, hangi yayından aldım, kendim mi yazdım hatırlamıyorum ama şimdi burada şu tabanları birbiriyle ilişkilendirmemiz lazım. Fikri olan, önerisi olan var mı? Burada bir cinlik düşünmemiz lazım. Burada bir özel bir şey vermişler bize. Yakalayabilirsek hemen soruyu cebe atarız. Ben şöyle bir şey gördüm. 5 eksi kök 24 ile 5 artı kök 24 bunlar eşitlik sayılar. Çarpınca a eksi b, a artı b gibi bu. A kare yani 5 kare, 5 kare 25 eksi b kare kök 24 kareden 24 1. Şu sayı, bu sayı x gibi ise bu sayı 1 bölü x gibiymiş. Aynı ilişkide, aynı ilişkiyi burada da kurmuşlar. Bunu gözlemlemeyi size bırakıyorum. Burası y gibi ise burası da 1 bölü y gibidir. Çarpınca 49 eksi 48 oluyor. O zaman şöyle yapalım biz. Z ile ifade logaritma bu eğer x ise bu 1 bölü x. Eksi 2 tane logaritma eğer tabana y demişsek 1 bölü y. Kendi adıma hızlanıyorum. Bunu söylüyorsam ekrana daha dikkatli bakın. X üzeri eksi 1 oldu. Eksi 1 başa geçti. Logaritma x tabanında x'ten eksi 1. Y üzeri eksi 1 oldu. Eksi 1 başa geçti. Burayı artı yaptı. Logaritma y tabanında y oldu. Yanıt 1 oldu. Söz almak isteyen var mı? Ağır bir soru bu. Kolay çıkmış gibi duruyor olması sizi yanıltmasın. Ağır bir soru. Geçiyorum. Söz isteyen yoksa, sözü olan, sorusu olan yoksa yeni soruya geçtim. Yeni sorumuz. Bu da bir öğrencinin sorduğu bir soru. 12'lerde bir sayısal grupta okuyan bir öğrencimiz var. Bak o soruyu da beğendim. Sizler de böyle sorular atarsanız beğendiklerimi derste çözerim. Örneğin o öğrencimiz Şevval bir ismi. Ona da teşekkür ederim. Bak onun sorusundan şimdi siz faydalanmış oluyorsunuz. Şevval Çimenoğlu. Söz isteyen varsa buyursun. Evet, yine antipatik görünen x'lerin, y'lerin, z'lerin ağların dolaştığı, öğrencilerin sevmediği türden bir soru. Şimdi burada verilen ifade havada uçuşuyor. Ne demek istiyorum? Üst olarak durmuş. Biz bunları yere indirelim. Yere indirelim. Yazarken ekonomik olsun, e varken daha güzel olsun diye elenle yapacağım. Bak. Önce şu ikisini alayım. Bu ikisini alayım. Her ikisinin de elenini alayım. Elen 80 üzeri x eşittir. Elen e üzeri z. Z buraya geldi. Elen e 1'di. Tamam. Buradan bize z bölü x diyordu. O z bölü x'i şuraya yazayım. X'i buraya bölüm olarak alayım. Z bölü x eşittir ln 80. Evet, bir de z bölü y'den bahsediyor.
bu ikisiyle yürüyeyim şimdi. O ikisiyle yürüyelim. Şimdi 10 üzeri y 10 üzeri y eşittir e üzeri z. Her iki tarafın elenini alarak yazıyorum. Elenini aldım. Elen 10 üzeri y. Buraya geldi. Eşittir. Elen e üzeri z. Şunu biliyorsunuz bir ise z bölü y buradan bu y'yi buraya bölüm olarak attım. Elen 10. Tamam. Devam ediyorum. Z bölü x'ten z bölü y'yi çıkar diyor. Z bölü x'ten elen 80'den z bölü y'yi elen 10'u çıkar diyor. Elen 10. Logaritma fonksiyonu, tabii ki elen fonksiyonu da öyle. Farkı çıkarma işlemini bölmeye dönüştürüyordu. Elen 80 bölü 10. Bu da, bak artık işlem yuvarlamaya başlıyorum. Bu sorunun doğru yanıtı elen 8 olabilir. Bak bana bir. Bu durumda B8A1. Birçok yanıt olabilir bu sorunun. Ama A artı B'nin en küçük değeri diyorsa, bu 8'i 2'nin küpü diye yazalım. O 3'ü de buraya alalım. Elen 2. A artı B bu durumda küçüldü ve 5 oldu. A artı B eşittir 5. Bakın ağır sorular çözmeye başladım. Yavaşlıyorum. Siz de sesiniz çıkmaya başlasa adınıza iyi olur. Soruyu da geçiyorum. Sıradaki soru. Buna bakalım. Hocam konuşuyorsanız sesiniz gelmiyor. Haberiniz olsun. Ha, arkadaşlar, iki dakikadır konuşuyordum. Fakat mikrofonu kapalı tutmuşum. Kusura bakmayın. Evet, söyledim de hocam, beni de duymadınız herhalde.
Yok evet şey mikrofonu kapat. Sonradan duydum. Şimdi ben yine söyleyeceğimi söyleyeyim. Unutmayayım. Bu son dönemde bu 3 haftadır 4 haftadır online eğitim konusunda sosyal medyada işte bilim insanları olsun bu konuyla ilgili olanlar olsun çok farklı makaleler paylaşıyorlar. Onları ben mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Gruba da söylediğim gibi küçük bir parçasını attığım gibi orada katılımcılık konusunun çok altını çizmişler. Bu online eğitimle karşılıklı yüz yüze eğitimin yerini tutma şansı yok. Bu bizim ana tercihimiz değildi. Yüz yüze eğitim çok daha verimli olan bir eğitim. Biz buna mecbur kaldık. Ama bu online eğitime sizlerin de katkısı olursa o yüz yüze eğitime yaklaştırma şansımız var. Bolca soru bazında katılım, bolca yayın konusunda. Bakın yayın konusunda yayın yaparken zaten asla hepinize söz veremem. Sonuçta 40 dakikalık ders yapıyoruz. Şu anda karşımda 40 kişi var. O 40 kişiye birer dakika söz vermiş olsam benim burada oturup bu dersi anlatmamın gereği yok. Matematik öğretmeni olmayan herhangi biri de söz verip hiçbir şey anlatmadan kalkıp gidebilir. 3-5 kişiyle sesimizi birbirimize duyurursak iyi olur. Bir İdil Su muydu elimizi kaldırmıştı? Açayım mı? Aç. Ulan yanlış kişi açtım. Yanlışlıkla oldu demiş hocam. Tamam. Keşke doğru olsaydı da duysaydık sesini ya. Neyse. Şimdi bu soruyla ilgili ben WhatsApp'ta sizi dürtmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. İlk soruluyor. A'lar var, Y'ler var. Önce şunu bir anlamaya çalışalım. Bu nedir? Bu. Logaritma X tabanımız 10 zaten. Eksi logaritma Y. Bu 3A imiş. Alttaki logaritma X ama önünde eksi var. Artı logaritma Y ama önünde eksi var. Şu Y'yi de biçimsiz yazmışım. Düzelteyim. Artı idi. Önündekinden dolayı böyle oldu. A. Ne soruyor? X soruyor. Hayatından Y'yi çıkar diyor. Hayatından Y'yi çıkarmanın yolu bunları, şu ikisini, ters işaretli kılmak, taraf tarafa topladığında da bunların birbirini götürmesini sağlamak. Tabii bak ben buraya eksiği yazmamışım. Toplayalım. Eşitliğin sol bölümünde iki tane logaritma X. Eşitliğin sağ bölümünde 2A. Demek ki logaritma X eşittir A oldu. X ne oldu? Şurada görünmeyen onu işleme soktuğumuzda X eşittir 10 üzeri A oldu. Evet, buraya geçiyorum. Şimdi saati de kontrol ettim. Yeni bölümümüz taban değiştirme kuralı. İşte böyle kural varmış, şöyle kural varmış. Bunu yazdığımızda, işlediğimizde pekiştirebilecek yeterli bir sürecimiz yok bizim şu anda. Dolayısıyla dersin sonunu bu nokta olarak kabul edeyim. Konu anlatım bölümü olarak. Şimdi yapabiliyorsak ekran paylaşımını deniyorum. Ekran paylaşımında. Orada sizlere de bugün göndermiş olduğum föyler üzerinden birkaç soru deneyeceğim. Ekrana geçiyorum. Geçtik güzel herhalde. Alperen, Batuhan sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Görüntü tamam. De güzel. İyi, daha dur bakalım. Tamam. Şimdi bu eğis föyü var karşımda. Eğis föyünde sonlara doğru birkaç böyle güzel soru vardı. Biraz geleyim.
Tam da EİS'in sistemiyle gitmedim ben. Bağımlı kalmak istemedim. Şimdi bir de bir level üste geçmeye çalışayım. Şöyle. Şu an ne yaptığımı göremiyorum ben. Şöyle bir soru var. Bu soru 2000. Evet, hemen herkesin ilgisi bu soruya dönsün. Soruyu ekranda çözmeyi deneyeceğim. Bir şey daha zorlayacağım. Şimdi başınız dönebilir. O riski alıyorum. Tamam, şu hali benim için daha iyi. Dersleri aynı zamanda o föylerle de görebilirsek. Çünkü örneğin bu soruyu yazmak sizin için de çok zor. Benim için de zor. Elektronik ortamda bunu anlatmak kolay değil. Bu yazılı olarak önünüzde olursa, benim de önümde olursa daha rahat işlem yaparız gibi geliyor. Şu anda el kaldıran var mı, yok mu? Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben sadece... Ben olursa söylerim hocam. Tamam. Dışarıdan birisi beni görse telefonla konuşan bir adam gibi görecek. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım. Soru. Ekranım da küçük benim. Telefon ekranından yapıyorum bunları size. Üzerinde diyor birden bire kadar getvel. Bir cetvel. Türünde her n tam sayısının bire olan uzaklığı logaritma n olarak gösterilmiştir diyor. Tuhaf bir cetvel. Tuhaf. Örneğin logaritma 10 yazan yer 1 santimetre olmalı. Bir saniye. Logaritma 10 yazan yer 1 santimetre gibi olmalı. Logaritma 100 yazan yer 2 santimetre gibi olmalı falan. Bunlara takılmayalım. Sesiniz yine kötü gelmeye başladı ya. Şu anda hiç gelmiyor hatta. Modeller. Değil mi? 33 ile 42 arasındaki sayı. 33 ile hiç mi gelmiyor? Hay Allah'ım ya. Yine tekrar şey, saniye falan geç falan 30... gelecek büyük ihtimalle. Bir daha deneyeyim. 33 ile 42 arasındaki mesafe 28 ile x arasındaki mesafeye eşitmiş. Eğer görebiliyorsak. Evet, riski alıyorum ben. Riski alıyorum. Bu şu demek. Bak, 42 yazan yer başlangıç noktasına olan uzaklığı 42 yazılı yerin başlangıç noktasına olan uzaklığı soruda modellendiğince şöyle diyor. Logaritma 42'dir diyor. Logaritma 42. Sonra 33 yazan yerin başlangıca olan uzaklığı soruda modellendiğince logaritma 33. Logaritma 33. O ikisi arasındaki uzaklıksa bu. İşte cetvelde görünen uzaklığı işaretledim size. Batuhan. Alo. Ha, duyuyor musun? Duyuyorum şu anda. Geliyor ses. Peki. Alttaki cetvele geçtim ki özdeş cetveller diyor. Şu aradaki uzaklık o zaman logaritma 28 eksi logaritma x olmalı. Logaritma 28 eksi logaritma x olmalı. Evet, logaritmada bugün gördüğümüz özellik gereği buradan yürüdüğümde logaritma 42 bölü 33 yazacağım. Logaritma 42
2/33 logaritma 28/x. Logaritma fonksiyonu birebir fonksiyon olduğu için şunları götürebiliriz. 14'e böldüğünde 2, 14'e böldüğünde 3, 3'e böldüğünde burayı bitirdim. 3'e böldüğünde 11. Buradan x eşittir 22 buldum. Evet, şimdi aslında daha ben sizlerle konuşacaktım. Ama yine bir sağlıksız bir yayın oldu. Ciddi şekilde diğer sınıflarda bu kadar aksaklık yaşamıyorum. Bunları halledeceğiz inşallah. İnşallah halledeceğiz. Şimdi Batuhan, sana teşekkür edeyim. Ben de size teşekkür ederim. Söz veremeden yayından çıkıyorum ben. Görüşürüz. Hoşçakalın hepinize. Sevgiler, saygılar. Anneye babaya selamlar, hürmetler.